Merhaba arkadaşlar, bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha birlikteyiz. Bugün tanıtacağımız ürün güneş enerjisi ile çalışabilen güneş panelli, solar panelli, taşınabilir radyo arkadaşlar. Aynı zamanda Bluetooth hoparlör. Bu ürünün tanıtımını yapacağız. Kanalımızda daha önce bu tarz bir ürünün tanıtımını yapmıştık. Marka bilgisi farklıydı. Ürün tamamen aynı ancak marka bilgisi farklı. Biz de yeniden bir video daha çekelim istedik. Bu üründen getirttirdik. Çin malı bir ürün arkadaşlar. Çin'de üretilmiştir. Hani Çin malı deyince aklınıza ucuz ve kalitesi düşük mal gelmesin arkadaşlar. Ürünü daha önce test etmiştik. Bunu da kontrol ettik. Kaliteli kontrol ederek bu ürünü getirttirdik. Ürün güzel bir ürün. Ahşap kasalı. Ön tarafında çift hoparlörlü. Bluetooth hoparlör özellikli. Yani Bluetooth özellikli, flash bellek, hafıza kartı ve AUX gibi özellikleri olan, dışarıda kullanabileceğiniz, kampta, piknikte, denize giderken ya da doğa sporları yapıyorsanız, doğada daha fazla zaman geçiriyorsanız elektrik ihtiyacı olmadan güneş paneliyle şarj olan bir radyo arkadaşlar. Güzel fiyat performans ürünü. Neden böyle söyledim? Ürünün açıklamalar, bu videonun açıklamalar kısmına ürünün satın alma sayfasının linklerini ekleyeceğim. Bütün pazar yerlerinde, hepsi burada gitti, gidiyor, Trendyol, N11, Çeksepeti gibi pazar yerlerinde linklerini ekleyeceğim. Linklere tıklayarak satın alma sayfasına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ürünün tanıtımına geçelim. RSDO diye geçiyor ve RDL2US yazıyor. Bu kodu arkadaşlar. Şimdi ürünümüzü inceleyelim. Şöyle 3 farklı rengi bulunuyor. Çok da birbirinden farklı renkler değil. Ön kasa aynı. Sadece yan yüzeydeki ahşap değişiyor. Bu biraz daha açık. Bu böyle orta bir renkte, bir koyulukta bir ahşap. Bu koyu ceviz rengi gibi bir ahşap arkadaşlar. Bizdeki şuymuş, onu deneyeceğiz. Şurada teknik bilgileri vesaire bu kısmında burada yazıyor. Made in China. Burada ise aynı zamanda Platon firmasının ithal etmiş olduğu bir ürün arkadaşlar. GTIN kodu kayıtlı, 2 yıl garantili, orijinal bir ürün. Burada düğmeler, tuşlar neler, ne işe yarıyor, onunla ilgili İngilizce yazıyor. Biz bunu test edeceğiz tabii ki. Burada da teknik bilgiler yazıyor. Ses gücü, ondan sonra 7 wattlık bir speaker'ın 60 milimetrelik bir sürücüsü varmış. Speaker arkadaşlar 7 watt ses gücüne sahip. İçerisinde 1200 miliamperlik Li-ion batarya bulunuyor. Şarj edilebilir batarya. Şimdi ürünü kutusundan çıkaralım ve test edelim. Kutuyu açtığımızda şöyle 1 metre uzunluğunda bir tarafı mikro USB, bu eski Samsung telefonlara takılan mikro USB şarj ucu olan bir şarj kablosu çıktı. Bir tarafı ise USB. Kutudan adaptör çıkmıyor. Kimisi soruyor, adaptör var mı yok mu vesaire. Neyle şarj edeceğim? Cep telefonunuzun adaptörüyle şarj edebilirsiniz. Akım fark etmiyor. Voltaj aynı zaten. DC 5 voltla şarj edebilirsiniz. Ya da herhangi bir USB güç kaynağından, bu akıllı prizler olur, bilgisayar olur, powerbank olur, şarj edebilirsiniz. Bir adet şarj kablosu. Bir de ürünümüz şöyle balonlu naylona sarılmış bir şekilde, sarılı bir şekilde ürünümüz çıktı arkadaşlar. Ürünü balonlu naylonundan kurtaralım ve detaylı bir şekilde inceleyelim. Ha bir de çıkarırken bunlar da çıktı. Bu Platon markası, ithalatçı firma, bunun ürünün kullanma kılavuzunu eklemiş. Ama bu sadece bu ürün değil. Bu tarz Bluetooth hoparlörle ilgili genel bir kullanma kılavuzu hazırlamış. Şu ise garanti belgesi. Bakın şöyle kaşeli, imzalı, garanti şartları yazan bir garanti belgesi. 2 yıl garantilidir. Bu su kaçması, yani sıvı temaslar ya da ürünü kırma, düşürme, bunlar hariç teknik sorunlarda size 2 yıl garanti sunuyor. Şöyle çift hoparlörlü, sürücüler 60 mm ve çift 3.5-3.5, toplamda 7 wattlık ses gücüne sahip bir Bluetooth hoparlör ve radyo. Şurada da subwooferlar var yan taraflarda. 1, 2, bir de şu arkada var subwoofer, pasif hoparlör dediğimiz. Bakın burada da subwoofer olduğu yazmaktadır. Şurada ise, şurası vidalı arkadaşlar. Vidadan açarak pil yatağını görebilirsiniz. Bunu yapalım mı? Bakalım, tornavidamız varsa hemen onu da halledelim. Siz de canlı canlı görün içerisinde hangi tip bir batarya olduğunu.
bakın içerisinde 18.650 şarj edilebilir Li-ion batarya var. Bu kalem pilin bir tık büyüğü arkadaşlar. No name bir ürün. Markasız bir batarya koymuşlar. Siz tabii ki bu ürünü ömürlük düşünüyorsanız batarya kısmından dolayı bir Sony'nin, GP'nin, Duracell'in 18.650 şarj edilebilir pillerinden satın alıp yedek olarak kullanabilirsiniz. Buradaki bu pilin kapasitesi ise 1200 mAh. Dediğim gibi no name bir 18.650 bir pil arkadaşlar. Burası pil yatağıydı. Burayı görmüş olduk. Burası vidalı. Burayı vidadan açıp da değiştirebilirsiniz. Onun dışında şimdi burada on off düğmesi bulunuyor. Şurada USB flash bellek slotu, hemen üstünde ise TF kart dediğimiz bu cep telefonlarına takılan hafıza kart slotu bulunuyor arkadaşlar. Hem hafıza kartıyla hem flash bellekle müzik dinleyebilirsiniz. AUX girişi bulunuyor. AUX indir. AUX ile müzik dinleyebilirsiniz. Bir adet AUX kablosuyla diyelim ki cep telefonundan, MP3'ten, bu tarz cihazlardan, tabletten müzik aktarabilirsiniz. Bunu hoparlör olarak kullanabiliyorsunuz. Şurası ise DC 5 voltluk şarj giriş yeri. Kutu içerisinden şarj kablosu çıkmıştı, bunu gösterdik. Burada da LED indikatör var. Şarj olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Şu anda bu ışık niçin yanıyor derseniz, bakın. Şu güneş panelini kapatayım, sönecek arkadaşlar. Bakın şu üstten kapatayım. Üzerinde güneş paneli olduğu için daima şarj alıyor. Ve deşarj olma diye bir şey yok arkadaşlar. Örneğin sürekli 24 saat ışık, yani ışık alan, gün ışığı alan bir yerdeyiz. Sürekli bu yanacak mı? Problem değil. Deşarj olmaz arkadaşlar. Yanında da mikrofon var. Bluetooth hoparlörde olarak kullanabiliyorsunuz. Telefon görüşmesi, canlı yayın vesaire, bu tarz şeyler için kullanabilirsiniz. Bir adet de şöyle teleskopik bir anteni var. Onu da kapatalım. Şimdi şuradan ürünümüzü açalım. Radyoya basmadan şimdi bu sesi açtığım zaman çok ses olacak. Videoda duyulmayabilir. Baştan söyleyeyim. Mod düğmesinden radyoya geçtiğimizde play pause düğmesine 2 saniye basılı tutacağım. Radyo kanallarını taramaya başlayacak. Çeken kanalları hafızasını alacak. Kanalları hafızasını aldıktan sonra ileri geri düğmeleriyle kanallar arası geçiş yapabilirsiniz. Ses açma kısmayı da yine bu ileri geri düğmeleriyle basılı tutarak yapacağız. Şimdi açma kapama düğmesinden açıyorum. Şurada şurada şöyle güzel bir LED mavi ışık yandı arkadaşlar. Burada gözüküyor. Mavi şu şekilde. Şimdi Bluetooth modunda açıldı. Biz FM'e geçelim moddan. Bir kez bastık. FM mi? Evet. Şunu bir takalım bakalım. Bu hani antene gerek yok. Anten var zaten. Ya ama başka şeylerde de aynı şeyleri, teknolojinin ne olduğunu kullanmamız ya da doğal bir şey olabilir mi? Şimdi biz bunları kullanmıyoruz. Olmadı hocam. Daha güzel bir şey söyleyeyim. Evet. O zaman. Allah'ım. Bluetooth moduna geri döndük. Şöyle basılı tutunca bakalım ne yapıyor. FM modu ve Bluetooth. Bluetooth modundayken bir telifsiz müzik açalım. Telefonumuzu getirdik. Bluetooth'la bir bağlanalım. Evet, Bluetooth ismi RD-02UBT. Buna bağlan diyoruz. Bunu değiştirebilirsiniz. Şuradan şu I harfine tıklayarak buradan Bluetooth ismini değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Şu an Bluetooth bağlantısı başarılı. Bluetooth'a girelim ve telifsiz bir müzik açalım. Thank you.
Şimdi flash bellek takalım arkadaşlar. Play by USB drive. Evet, bu şekilde de yine Bluetooth bağlantısı yaptığımızda, şimdi Bluetooth bağlantısıyla da müzik dinledik, flash bellek ile müzik dinledik. Radyoya tekrar geri geçeyim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi üzerinde güneş paneli var. Solar panel. Solar panelle şuradan şarj olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi kapatayım isterseniz. Bir de öyle bakın, hani kapalıyken bakalım. Cihaz kapalı. Şuradan ışık geldiği sürece bakın LED burada indikatör yanıyor arkadaşlar ve buradan da şarj olduğunu görebiliriz. Aynı zamanda DC 5 volt elektrikten de şarj edebilirsiniz. Dediğim gibi dışarıda, kampta, doğada vesaire pikniklerinizde şarj edecek şeyiniz yok. Priz yok. Kolay bulunmuyor. Solar panelinden şarj edebilirsiniz ve sürekli kesintisiz müzik dinleyebilirsiniz. Bu da bu şekilde bir ürün arkadaşlar. Daha önce sattığımız, çok sattığımız bir ürünlerden. Kingboard markası olarak geçiyordu. Bu da RSDO. Yani ürünler aynı. Aynı banttan çıkıyor. Aynı fabrikada üretiliyor ama ithalatçı firma değişebiliyor duruma göre. Şimdi açalım radyo modunda bir daha deneyelim ve daha sonra videomuzu yavaş yavaş bitirelim. FM Organizasyon Pol Production. Reklam. Ben seninle. Bakın. Kanalları kaydetmek için play pause'a 2 saniye basılı tutuyorum. Bakın böyle çeken kanalları hafızasına almaya başlıyor. Evet. Ürün bu şekilde, güzel bir ürün. Sevdiklerinize hediye de alabilirsiniz. Mini, taşınabilir. Aynı zamanda taşıma askısı olan çift hoparlörlü 7 watt ses gücüne sahip Bluetooth hoparlör. Çok güzel bir taşınabilir subwoofer hoparlör. Tabii tavsiye edebileceğim bir ürün. Linklerini satın alma sayfasının linklerini videonun açıklamalar kısmına eklerim. Linklere tıklayarak bu ürüne ulaşabilirsiniz. Ürünle ilgili sormak istediğiniz sorular varsa muhakkak videonun yorumlar kısmından bize sorabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi 3 farklı rengi var. Şuradaki ahşap kasa rengi değişiyor. Daha açığı var. Bu orta açıklıkta. Bir de ceviz rengi, daha koyusu olan var. Şuralar ise ABS plastik kalıp malzemesi. Sert hafif plastikler. Güzel bir ürün. Şurada ayaklarda 2 tane sünger var. Kaydırmaz ayaklar.
Burada Platon firmasının logosu var, etiketi var. İthalatçı firma. Güzel bir ürün. Şurada kalınlık ise bir yaklaşık 4-5 santimetre. Yerden yükseklik 9 santimetre. Genişlik ise şu an metrem yanında olmadığı için net bir şey söyleyemiyorum ama bir 13-14 ya da belki daha fazla santimetre bir uzunluğu var. Bunların hepsini detaylı bilgileri ve diğer renk seçeneklerinin tam böyle stüdyo görsellerini vereceğim linkten bulabilirsiniz. Teknik bilgileri, detaylı bilgileri hepsini o linkte bulabilirsiniz arkadaşlar. Güzel, tavsiye edebileceğimiz bir ürün. Umarım bu ürünü ve videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olarak bize ve bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Başka bir ürün tanıtımı videosunda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.